Feride benim. Mahir, hayırdır, ne oldu? Bu saatte evden çıkabilir misin? Mahir, telaşlandırma beni, ne oldu? Hemen bizim yere gel. Çok önemli. Turgut'la alakalı. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Çayın hazır abi. Merak etme. Gel ev birazdan yavuk. Ütümü kopardın. Nasıl arabayı kullandım geldim buraya bilmiyorum. Ne olur ne anlatacaksan lafı dolandırmadan anlat. Feride, Turgut ölmedi. Nereden biliyorsun? Her şey çok açık Feride. Turgut bankaya geliyor, kendini gösteriyor. Düşünsene bir, kaçak bir adamsın. Böyle ortalıkta elini kolunu sallayarak dolaşır mısın? Ama bankanın bekçisi bile Turgut'u görüyor. Tarif bile etmiş Yasin'e. Onun Serra'yı bankadan aldığını biliyoruz. Neden? Çünkü Turgut bunu bilmemizi istedi. Arabanın içinde yanan kişinin o olduğuna inanmamızı, karı koca el ele öldüklerine inanmamızı istedi. Turgut sonunun böyle olmasını istemese, Turgut sonunu böyle planlamasa, kendisini bankada gösterir miydi hiç? Yani sen her şeyi, Serra'nın ölümünü Turgut tasarladı diyorsun, öyle mi? Evet. Öldüğünü düşünmemizi istiyor. Böylelikle kaçabilecek. Cinayeti çözmek üzere olduğunu biliyor. Üstelik bir de sana saldırdı. Artık saklanmasının, bütün bu hadiselerin üstünü örtmesinin imkanı yok. Ama herkes Turgut Akın'ın öldüğünü sanırsa kendisine yeni gizli bir hayat kurabilir. Kaçabilir. Çok mantıklı değil mi? Yani Mahir, hemen fevrileşme ama senin bu anlattıklarını başka biri dinlese deli saçması, bir ihtimal varsayım der güler geçer, kusura bakma. Başkasını boş ver. Sen ne diyorsun? Enteresan bir yorum ama hiçbir şey ifade etmiyor. Feride, senle ben Turgut'un neler tasarladığını gördük. Turgut'un hafsalasını ancak senle ben anlayabiliriz. Bu plan tam Turgut'a göre değil mi? Bunu bari söyle. Mahir, sakın yanlış anlama ama şu an anlattıklarını duyamıyorum. Gerçekten söylediklerini dinleyecek halde değilim. Uyumam gerek. Feride. Bir baksana sen benim gözlerimin içine. Bakıyorum. Öyle değil. Kaçırmadan. Dimdik bak. Oldu mu beyefendi? Olmadı hanımefendi. Neyin var senin? Uyumak istiyorum. Turgut'a üzüldüm deme. Başka bir şey var. Neden hemen eve kaçmak istiyorsun? Ben yarın sabah Ankara'ya gidiyorum. Hayatımda ilk kez sanık olarak heyetin karşısına çıkacağım. O yüzden sakinleşmem ve kesin olarak savunmamı hazırlamam gerek. İnan bilmiyordum Feride. Yani bilseydim çağırmazdım. Sonra anlatırdım bunları. Korkuyor musun? Korkma. Sen hiç yanlış bir şey yapmadın. Kimsenin hakkını yemedin. Allah da yardımcın olacak. Dua et hakimler de senin gibi düşünsün. Neyse, ben gitsem iyi olacak. İyi geceler. Hakim Hanım. Keşke benim şahitliğimin bir değeri olsaydı da anlatsaydım. Sen adaletin yolundan ayrılmayan,
Vicdanının sesini kaybetmemiş bir hakimsin. Aslında seni yargılamaya kimsenin hakkı yoktu. Hepsi benim yüzümden oldu. Hayatına bir girdim, dağıttım. Ömrüm boyunca sana yaptığım kötülüklerin pişmanlığını yaşayacağım. Sakın. Pişman olmak, yaşadıklarını inkar etmek, anılara sırtını dönmek demektir. Ben bunu asla yapmadım. Sen de yapma. Ben yaşadıklarımdan asla şikayet etmedim. Fani ömrümün en güzel serabıydın sen Mahir. Bugün otel odasında nişanlığında başka bir adama giderken böyle demiyordun. Şimdi ne değişti? O gün seni o odadan yollamanın başka bir yolu yoktu Mahir. Sen kimi kandırıyorsun Hakim Hanım? Kimle oynuyorsun? Nişanlında mı, bende mi? Hı? Sen kimi kandırmaya çalışıyorsun? Ben kimseyi kandırmaya çalışmıyorum. Niyetim asla o değil. Niye hiçbir şeyi sonuna kadar dinlemiyorsun? Ben sana konuşman için bir şans vermiştim. Sen de bana bir kundura ustasıyla bir hakimin ancak masallara yakıştığını anlatmıştın. Ben dersimi ezber ettim Hakim Hanım. Gerisini karıştırmayalım. Haddimizi bilelim. Yeter artık Mahir. Yeter. Günlerdir çocuk gibi azarlıyorsun beni. Ezip geçiyorsun. Ya gözlerime baktığında görmüyor musun gerçeği? Ha? Ne hissettiğimi okuyamıyor musun? Hani nerede? Görünmeyenlerin hikmetini bilen adam nerede Mahir? Evet haklısın. Bir an önce evine git dinlen. Sakın bir daha bana mazi deme. Sakın bir daha bu hususlardan dem vurma. Yoksa asıl o vakit kalbini kırarım Feride. Niye kaçıyorsun Mahir? Ha? Çünkü o yüzüğü neden parmağıma taktığımı biliyorsun. Biz bir anlaşma yaptık Sinan. Gazeteye o haberi bastığı için pişman. Vicdan azabı çekiyor. Birbirimize verdiğimiz söz bu dava bitene kadar. İnsanlık namına bana yardım ediyor. Hepsi bu kadar. Yani ne onun benden ne de benim ondan hiçbir beklentim olmadı. Yani Mahir Kara, o gece, o otel odasında sana o sözleri söyleyen ben değildim. Daha doğrusu senin ahu gözlüm dediğin Feride değildi. Biliyorum, çok ileri gittim. Sevdamız yalan dedi. Çok özür dilerim. Ama söylediklerime ben hiçbir zaman inanmadım. Hiçbir zaman. Ne olur sen de inanma. Ben senin gözlerine bakarak bu oyunu oynayamayacağım artık. Mesleğime ve hayatıma dair her şeyi kaybetme ihtimali varken ben bunu yapamayacağım.
Hayır, ben Sevda yeminimizi hiçbir zaman bozmadım. Senden başka hiç kimsenin olmadı. Savcı Bey'in elim kazasını yarına yetiştirmeye çalışıyorum. Çok üzücü bir hadise. İnsanın inanası gelmiyor. O sadece Feride'nin meslektaşı değil, benim için iyi bir dosttu da. Kendisini pek tanıma şansım olmadı. Ama Feride ve sizin adınıza üzüldüm. Cenazenin yarın olmaması iyi oldu. Yoksa Feride de ben de katılamayacaktık törene. Neden? Feride'nin Yargıtay'daki davası yarın. Bu durumda kızımı bir başına Ankara'ya göndermek içimden gelmedi. Ben de onunla gideceğim. Müsaade ederseniz ben de nişanlımın yanında olmayı arzu ederim. Üstelik birlikte olmamız dava açısından da müsbet olur. Yargıtay üyelerinin dikkati nazarından kaçacağını sanmıyorum bu ince hususum. Çok haklısın evladım. Ama senin de işlerine mani olmayalım. Benim en mühim işim Feride. Sağ ol Sinan. Senden de bunu beklerdim. Öyleyse yarın sabah havaalanında görüşürüz ha? Hay hay efendim. Feride. Sen madem bunları anlattın. Ben de sana bir özür borçluyum. Söylediklerimi, yaptıklarımı acıma ver. Mazur gör beni. Eskisi gibi yeni birbirimizin olalım.
Demek ki yarın benim için çok uzun bir gün olacak. İki müjdeli haber bekleyeceğim senden. Dua et Yargıtay'da kırmasınlar kalem. Bütün dualarım senden olacak. Tüh. Muskam yanımda yok. Ne muskası? Annemin okuduğu. Hayır getirir. Kötü talihi kovar. Ankara'da güç verirdi sana. Senin dua yeter bana. Hadi git artık. Geç kaldın zaten. Hadi. Her şey yolunda gider. Güle güle gidin, güle güle gidin. Sağ ol, hoşça kal. Kerim Hanım, Allah'a ısmarladık. Gider gitmez arayın beni, merakta bırakmayın. Merak etme. Kerim Hanım, arabanın bakımı için Vedat'a para bıraktım. Bunu bilirsin, halletsin. Hadi baba, geç kalıyoruz. Geldim kızım. Sinan bizden önce varmıştır bile havaalanına. Sinan da mı geliyor? Evet. Neden? Ne demek neden kızım? O senin nişanlın. Sen nereye, Sinan oraya. Hadi geç. Geç geç. Abla, ben doji sürsem mi? Aa, tabii güzelim. Bugün ne istersen yapabiliriz. Ay tamam, başınızı çevirmeyin lütfen. İyi tamam, pardon. Hanımlar, beyler. Aa, sen çıkmamışsın hala. Çıkacağım sultanım. Benim de kendime göre işlerim var. Sonra da gelip seni alacağım. Ay, inşallah yetişebilirim o vakte kadar Necdet. Telaş etme sultanım. Düğün bizim, mekan bizim. Sen bana bekle de ben seni ömrümün son anına kadar bekleyeyim. Güzeller güzeli baldızım. Ablan sana emanet. Hanımlar, sultanımın bir dediği iki edilmeyecek. Yaşasın, baştan vurdun. Hepsini kazandın. Gelmedi mi? Hemen çıkmamız lazım. Yoksa geç kalacağız. Görüyorsunuz değil mi yaptığını? O kadar söyledim mahkemeden önce beraber konuşalım çocukla diye. Şimdi ben söylesem Nazife, Halbu diye nasıl bırakıp gideceğim? Bir şey söylemesem içime sinmiyor. Bence tek başına yapma zaten. Bu ikinizin yapacağı şey. Hem belki Bülent yanlış anladı. Belki mahkemeden çıktıktan sonra konuşuruz sandı. Belki. Hadi gidelim.
amca. Annenlerin bir işleri var, onu halletsinler. Ama babam gelecekti anne. Babam annemi göremeyince üzülür ki. Nazif'im, bizim Erdal amcanla bir işimiz var. Onu halledip geleceğiz, tamam mı? Siz de dedeni ziyarete gideceksiniz. Gelirken babanı da getireceğim. Güzel oğlum benim. Babam gelince onunla da misket oynayacağım. Böyle parmağımın arasında nasıl fırlattığımı gösterince çok şaşıracak. Anneanne, helva kavursana. Babam çok sever. İyi akıl ettin bunu. Hadi koş bakalım tel dolaba, irmik var mıymış? Hadi kızım siz çıkın, ben oyalarım onu. Dilinle duanla çıkarmıştık seni bu kapıdan. Kimin aklına gelirdi yazınızın böyle olacağı? Daha ne kadar bakacaksın abi? Hayır, neye bakıyorsun? Bana söyle, ben de bileyim. Hayır. Nereye gidiyor bu yol? Kavaklı'ya. Ne yapacaklar da orada peki? Bilmem. Bankaya gidiyor. Kendini göstere göstere. Görevli sana birebir Turgut'u tarif etmedi mi? Evet, etti. Bankadan sonra kaçmaya karar verdiler dedi. Neden buraya gelsin? Havaalanı bu yol üzerinde değil. Bir evi saklanacak bir yeri de yok bu tarafta. Ama çok güzel bir uçurum var. Arabanın düşüp parçalanacağı, kimsenin kurtulamayacağı bir uçurum var. Mahir, vallahi artık korkutuyor bu halin beni. Hangi cehenneme gidiyorlarsa gidiyorlardı. Neticede kaza oldu, adam öldü. Kabul et artık bunu. Ben aşağı bakacağım. Serra bankadan para çekmiş. Bayağı da yüklü bir miktar değil mi? Evet. 500 bin lira. Hiç para bulunmuş mu? Raporda yazmıyordu ama. Burada da hiç yok. Onu emniyette öğreniriz ancak. Öğrenelim o zaman. Demek buraya kadarmış ha. Bitti. Çok kahrımı çektim Beylik Nur. Kötü günlerimiz oldu. Ama iyi günlerimiz de oldu değil mi? Eğer geçmişse... benden yana bütün hakkım helal hoş olsun sana. Bir daha görüşmeyeceğiz gibi konuşuyorsun Bülent. Bir oğlumuz var neticede. Karı kocalığı beceremedik belki ama... dostluğumuz baki. Benden sana yar olmadı ya... dost hiç olmaz Beylik Nur. Dilerim bundan sonra saadeti yakalarsın. Ben sadece huzur istiyordum Bülent. Neyse, bunları konuşmanın bir kıymeti kalmadı artık. Benim senden tek ricam, Nazif'i ihmal etmemen. Yollarını gözlüyor kaç gündür.
Bugün eve gelecektin hani. Beraber izah edecektik durumu. Öyle konuşmadık mı? Kaç gündür kapı eşiklerinden içeri alamıyorum Nazif'i. Babam gelecek diye bekliyor. Gelemem İlknur. Nasıl yani? Buradan şimdi çıkıp eve gitmeyecek miyiz beraber? Hayır. Bütün bunlar senin isteğindi. Bana sormadan söylemeden kalktın davayı açtın. Ben de sen ne istiyorsan onu yaptım. Ama buraya kadar. Bu konuyu anlatmak da, izah etmek de senin vazifen. Şimdi Nazif'e git. Durumu anlat. Acısını da sen paylaş. Bülent! Bülent böyle çekip gidemezsin. Beni böyle bırakıp gidemezsin. Saat kaç oldu? 11:30. Feride Yargıtay'dadır şimdi. Mahkemesi bugün değil mi? Ankara'ya gitti tabii. Onun orada kaderi yazılıyor. Ben yanında bile olamıyorum. Ama bu iş bir bitsin. Bir daha yanından ayrılmayacağım. Vay, karlar eridi ha. Sen bize hep posta koyma Ayrı Efendi. Hiç iyi haberleri verme. İnsan hep sevdiğinin canını yakarmış. Çok sevindim Mahir. Bakışlarınız birbirine kenetleniyordu. Ama bir yandan da birbirinizi yiyordunuz. Nişan ne oldu peki? Nişanı atacak. Mahkeme olumlu ya da olumsuz sonuçlansın. Bu oyun bitecek. Hakime Hanım, hakkınızdaki suçlamalar ziyadesiyle ağır. Tarafsızlığınızı yitirip görevi kötüye kullanmakla suçlanıyorsunuz. Ne diyeceksiniz? Efendim, şu anda baktığım rahmetli başsavcı Süleyman Yılmaz'ın cinayet dosyasında bazı şaibeler var. Bu yüzden beni bu dosyadan aldırmak isteyenler var. Eski bir ilişkimle alakalı haksızlığa uğradım. Lakin şu an ben nişanlıyım. Hakkımda ithaf edilen her şey yanlıştır. Sayın Mahkeme Reisi, müsaadeniz olursa sanığa bir sorum olacak. Buyurun Savcı Bey. Evet, bu hususta bize bilgi verildi. Lakin benim anlayamadığım bir şey daha var. Hakkınızda yasak aşk yaşıyor diye haber yapan kişi sizin nişanlınız. Neden beyefendi gazetesinde genç bir kadını böyle karalayıp ardından evlenmeye niyet ediyor? O zaman nişanlım yurt dışındaydı efendim. Yeni bir ilişki yaşadığımızdan ailemizin bile yeni yeni haberi olmaya başlamıştı. Biz maalesef işgüzar bir yazı işleri müdürünün atlatma haber merakına yenildik. Yapılan haber de yalandı. Benim Mahir Kara'yla herhangi hususi bir ilişkim kalmamıştı. Peki. Efendim, benim Hakime Hanım'a başka bir sualim yoktur. Bak kızım. Ben seni iyi bir soruşturdum. İlk görev yerinden itibaren baktığın dosyalara göz gezdirdim. Gördüm ki sen hakkaniyetli, işinin ehli bir hakimesin. Seninle birlikte aynı mahkemelerde çalışmış ahbaplarımla da görüştüm. Öğrendiklerim ve okuduklarım seninle alakalı bir fikir edinmemi sağladı. Şunu söyleyeyim, meslektaşlarımın hususi hayatlarından ziyade yaptıklarıyla alakadar olurum. İyi bir hakimi meslekten azletmek istemem. Ama yolunu kaybetmiş bir hakimi de kürsüde tutamam. Çok özür dilerim efendim, lafınızı bölüyorum ama inanın ben yolumu kaybetmiş değilim. Benim tek isteğim adaletin yerini bulması ve gerçeğin ortaya çıkmasıdır. Suç işleyen kişi benim ailemden, canımdan, kanımdan biri bile olsa ben gözünün yaşına bakmam. Ama masum bir insan benden kilometrelerce uzakta dahi olsa ben onun hakkını herkesten sakınırım. Nişanlın kalkmış, senle buraya gelmiş. Ne güzel. Bu bizi memnun eder.
yakın bir vakitte evleniyormuşsun da. Düğününe gelip mesleğinle özel yaşantını birbirinden ayırt ettiğini gözlerimle görmek isterim. Bu yeni gidişat kanaatimi olumlu etkiledi bilesin. Sana inanıyorum. Mesleğini kötüye kullanmadın. Görevde kalabilirsin. Ama gözüm üstünde. Herhangi bir şikayette savunmanı dahi dinlemeden hakimliğini yakarım. İkinize de mutluluklar. Karar verildi. Oy birliğiyle sanık Feride Şadoğlu'nun tarafsızlığını yitirdiğine dair yeterli kanıt bulunamadığından hakkındaki suçlamalardan beraatine, tedbiren el çektirildiği Süleyman Yılmaz dosyasında görevine iadesine karar verilmiştir. Annem benim niye beklemedik anneanne? Hem babam da gelecekti. Dedem onları da özlemişti. Demiştim ya işleri uzamıştır diye. Onlar da eve değil, buraya gelsinler. Nazifim, güzel torunum benim. Annenler gelmedi. Çünkü deden kardeşine olanı bilmiyor. Hala annemin karnında mı sanıyor? E görürse bilecek ki. İşte bu yüzden biz de annenle gelmedik ya. Deden burada öğrenip üzülmesin dedik. Orhan dayının eve gelmediğini de bilmiyor. O yüzden bu hususlarda ikiniz de dedene hiçbir şeyden bahsetmeyin. Tamam mı benim güzel torunum? Dükkana gittiğini karadayıma demediğimiz gibi mi yapacağız yani? Hı hı. Olur da deden bir şey soracak olursa sen de teyzen de hemen atlayıp konuşmayın. Önce bir bana bakın, tamam? Allah'ım, kazasız belasız şu görüşü bir atlatsak. Sabahtan beri hazır olamadım peki varım. Benimle uğraşmayı bırak da şu gömleğe bir bak bakayım, orasında burasında leke yok değil mi? Ya yok dedik ya, kaç kere ütüsü bile bozulmamış. 18'lik delikanlara taş çıkarttı senin şu telaşın ha. Hasretlik zor bedalyan. Her biri burnumda tütüyor. As davanta, sür biraz. İçin açılır. Hem sakinleştirir biraz. Nazif Kara! Geldiler mi? Gel bakalım. Yengeye hürmetler. Çocuklarını da gözlerinden öperim. Anneanne, dedem ne zaman gelecek? Sabırsızlanır mıymış benim aslan parçam? Dedem! Canım! Güzel kız. Baba, canım baba. Mis kokulu dedem. Pamuk yanaklı dedem. Anneannene de bir merhaba diyeyim mi? Hadi gelin, oturun. Bu kadar mıyız? Mahir'im, İlknur'um yok mu? Selamları var hepsinin. Hem tek onların değil, tüm mahallenin. Bir dahaki sefere cümbür cemaat geliriz inşallah.
Mahir'im daha yeni geldi. Gerçi her gün görsem şikayet etmem. Damat da tezgahı dükkanı bırakamaz. Ekmek parası tabii kolay değil. Bir vaaz daha geliyor. İşi, mesuliyeti daha fazla değil mi? İlk doğumun da ağırlaşmıştır. Ha? Bayağı. Doğumda yakın. Ha? Yani lafın özü, hiçbirine gönül koymam gelmedikleri için. Ne yaksız bu işte. Hasretlik var ya. O yakıyor yüreğimi. Onlar da seni çok özlediler Nasif. Hem hepsi bir yana, benim aslan torunum geldi ya. Gönlüm bayram yerine döndü. Ah. Yakışıklı. Abi oluyorsun demek ha? Kardeşin için hazırlıklar yapıyor musun bakalım? Sayın hakimim, sağ olun. Düğünümüze cidden bekliyoruz. Ben de dört gözle bekliyorum. Zira bunun bir oyun olduğunu ileri süren mahkeme üyeleri oldu. Sizleri onlara karşı savundum. Yüzüm kara çıksın istemem. Düğüne de haberim olursa tabii ki erinmem, kalkar gelirim. Ben size davetiyemizi göndereceğim hakim bey. İştirakinizden de ayrıca memnuniyet duyarız. O şeref bana ait. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Bu işte tatlıya bağlandığım Sinan oğlum, iyi ki gelmişsin. Senin gelmen onların üzerinde iyi bir kanaat oluşturdu. Ben bir arkadaşıma uğrayacağım, hemen dönerim. Arzu ettiğin bu değil miydi Feride? Niye yüzünü asıyorsun? Evet buydu. Mesleğime zeval gelmedi, davadayım hala. Lakin görmüyor musun Sinan, bu oyun devam etmek zorunda. Nazif Kara davasında kaldığın ve neticelenmediği sürece bu oyun devam etmek zorunda. Haklısın. Bu ikimizi de zorlayacak. Hem de çok. Görmüyor musun babam? Neredeyse birkaç güne nikahlayacak bizi. Sen de lütfen ekmeğine yağ sürme. Rica ediyorum bu tür çıkışlarını bir daha yapma. Feride. Ben babanları oyalarım. İstediğin kadar da bu oyunu sürdürebiliriz. Lakin senin tek derdin bu değil. Hı? Bu tedirginliğin sebebi ne? Yoksa Mahir Kara mı? Thank you.